Yani o şey mesela Nişabur'u ele geçiriyorlar. O hikayeyi bilirsin. Nişabur'u ele geçiriliyor. Çağrı Bey geliyor askerleriyle birlikte yağmalayalım diyor şehir. Tuğrul diyor ki Ramazan'dayız olmaz. Ramazan hele bir bitsin. Yani düşüncesi şu. Çağrı belki gider. Bir şey olur. Çağrı gider. Zaman kazanmaya çalışıyor. Ramazan geliyor. Ramazan bitiyor. İşte yağmalayalım diyor. Dur diyor bayram geçsin. Bayram geçiyor. Çağrı tekrar geliyor. Yağmalayalım. Ve yine şehri yağmalatmıyor. Şehrin ileri gelenleriyle bir görüşme içerisine giriyor ve diyor ki en azından bir kısım para toplayalım ve para verelim. Yani yağma yapmasın. 30 Ama kılıç bin hakkını da veriyorlar. 30 bin altın. Çünkü şu var. Yani Çağrı'yı da burada hani kötülememek lazım. Çünkü Çağrı ile birlikte hareket eden o Türkmen'e siz o parayı vermezseniz Türkmen bir daha sizinle gelip savaşmaz. Şeyde Orta Asya'nın konar göçer savaş De kültüründe bu var. yağma birinci sırada Bu en var. önemli gelir Ekonomidir yani. Yağma kaynaklarından en biri. büyük, en Hani önemli biz şeyi ekonomidir. Savaş en düşünürsek önemli yani ekonomidir. savaşlarda olayı bardağın hep ters tarafından bakarız. Yani işte savaşlarda elde edilen ganimetin beşte biri Beytülmal'e Gider. devrediliyor. Bu eyvallah. Böyle kafamıza kazındı çocukluğumuzdan itibaren. Şunu hiç düşünmedik biz Cihan. Beşte dördü nereye gitti? Yani beşte biri devlete tamam. Ama beşte dördünün nereye gittiğini biraz düşünürsek, biraz kafa yorarsak aslında savaşın ne kadar önemli bir geçim kaynağı olduğunu anlamış oluruz Orta Şimdi Çağ dünyasının Kanuni içerisinde. döneminde hani sen daha iyi bilirsin. Sefere çıkmıyor diye esnafından tut askerine varıncaya kadar sarayda oturuyor sefere çıkmıyor diye eleştiriliyor Kanuni. Niye? Tabii. Çünkü seferden ganimet gelecek, asker ganimetten Hazine pay dolacak alacak. işte. Payı getir gelip esnafa yani alışveriş yapacak, esnaf para görecek. Yani bütün her şey birbirine bağlı. Öyle öyle. Ya biz bugünkü kafa yapısıyla hani ben şeyi söylüyorum yağma. Yağmayı algılaması mümkün değil. Yani marketten gidip alışverişini yapan bir adamın yağmayı algılaması mümkün değil. O yapıyla büyümüş, o kültürle büyümüş olması lazım. İşte yine dediğimiz noktaya dönüyoruz. Tarihi olaylar kendi zamanları ve İçerisinde. zeminleri içerisinde değerlendirilmeye gerekiyor. Şimdi Tuğrul Bey'den sonra Selçukluların bütün herkes beklenti, toplumun da beklentisi, o dönemin kamuoyunun, askerin beklentisi aynı bizim modern dönemdeki romantiklerin hayal dünyasında kurguladıkları gibi alternatifsiz bir şekilde Alparslan. Ama Çağrı Bey'in 7 tane oğlu Oğlu var var. ve bu oğullarının içerisinde en çekingen olanı mı, yani doğru kelimeyi de bulmaya çalışıyorum ama Pasif diyelim abi. çekingen veya pasif olanı yani Süleyman hükümdar ilan ediliyor. Veliaht zaten en başında. Bu hani demin bahsettiğim Tuğrul Bağdat'tayken öldüğüne dair şayialar ortaya çıkıyor. Ve Rey'e gidince diyor ki artık benim bir veliaht ilan etmem lazım. Artık insanlar benim öldüğümü en azından dillendirmeye başladığını, dillendirmeye başlayabildiğine göre diye. Ve bu noktada da bu Levirat, işte Çağrı Bey öldükten sonra onun eşiyle evlenmişti. Alparslan annesi değil ama. Oradan da bir Süleyman diye bir çocuk var. Kaç yaşlarında? Yani 20'lerinde olduğunu zannetmiyorum. Niye Süleyman? O Levirat'tan kaynaklı olduğunu Biraz tahmin o Çağrı'nın şeyi olabilir, eşin etkisi olabilir, Amidülmülk'ün etkisi olabilir. Enteresan bir şekilde Amidülmülk'ün Tuğrul'un üzerinde etkisi azımsanmayacak derecede yüksek. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Tuğrul üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Olumlu veya olumsuz. Amidülmülk'ündür. Onun etkisi çünkü yani Amidülmülk normal şartlarda şimdi Amidülmülk'ü hiç gündem yapmadık ama adam Tuğrul Bey kendisi için kız istemeye gönderiyor. Onu gidip kendisine istiyor. alıyor. Ya Veyahut da da evleniyor. isyan sırasında sıkıntıya düştüğünde Rey'de Anışırvan'ı hükümdar ilan İlan etmeye edebilecek çalışıyor. kadar Normalde enteresan bir teamüldeki devlet geleneğine baktığımızda bütün devletlerde Amidülmülk'ün kellesinin gitmesi için birden fazla sebep var. ama Ama gitmiyor. dediğin gibi Gitmiyor. enteresan bir Ya şekilde onu enteresan bir tutuyor. şekilde Amidülmülk'ü yanında tutuyor doğru. Amidülmülk şimdi Alparslan mı hükümdar olsun ister? Tabii ki Süleyman'ı ister. Süleyman olsun ister. Muhtemeldir ki Süleyman'ın veliaht tayin edilmesi hususunda Amidülmülk'ün parmağı var ki Tuğrul öldükten sonra işte Süleyman tahta çıkartılıyor. Ondan sonra en önemli rakibimiz kim? Alparslan. Onun farkında. Alparslan'a yazmış olduğu mektuba baktığınızda şey diyor adam hani
biliyor muhtemelen Alparslan'ın harekete geçeceğini, belki garanti bir şekilde harekete geçeceğini. Ona diyor ki işte Horasan'ı sana verelim, üstüne Harizm'i verelim, bir miktar para verelim, Nişabur'u verelim ama sen hiç bizim devreye girme. Yani sen Tuğrul'un çağrısı ol diyor bir anlamda. Biraz öyle. O düşünce aslında doğu sınırlarını korumak çabası da var bu noktada. Hiç sesini çıkarma. Biz sana yani Horasan, Harizm, Nişabur para verelim, sesin çıkmasın. Ama şey diyor, Alparslan'ın gittiği, gönderdiği cevap da öyle. Kutalmıştı isyan halinde ki Kutalmış kim? Arslan Yabgu'nun oğlu. Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış tahtı ele geçirirse aslında bakıldı da Mikail oğullarından şeye geçecek. Arslan Yabgu oğullarına geçecek evet. Taht. Orada da bir iktidar değişimi neredeyse var. Neredeyse de ele geçirmek üzere. Bir şekilde yani bunun da farkında. Kutalmış tahtı ele geçirse her şey değişecek. Alparslan verdiği cevapta diyor ki Kutalmış isyan halinde. Sen diyor ne okumuş adam, felsefe okumuş adamsın diyor. Kutalmış isyan halinde ve ben burada bu kadar güçlü bir halde dururken hiçbir etkisi olmayan Süleyman'ı tahta çıkarmanı diyor ben anlayamadım diyor. Yani nasıl bir mantıktır bu? Veya benim hareketi geçmememi düşünmen nasıl bir mantıktır? Hatta şey o mektubun son kısmında çıkabilecek kargaşadan ölecek insanların sorumluluğunu Alparslan'a yüklüyor. Hamid Ülmek. Gelirsen böyle bir şey yaparsan kargaşadan sen sorumlusun diyor. Amcanın vasiyeti var. Ben de diyor amcanın vasiyetini yerine getiriyorum aslına bakıldığında. Ama düşünce çok da o değil. Ama en akıllı olan kim bu noktada? Bence Süleyman. Süleyman bakıyor ki durum kendi aleyhine gelişiyor. Kendisinin de tahtta herhangi bir geleceği yok. Gücü kaçıp yok. Gidiyor. Şiraz'a gidiyor. Sonra da abisine itaat ediyor. İtaat ediyor. Yani öldürmüyor. Öldürülmüyor. Öldürmüyor. Öldürülmüyor. Daha sonraki süreçte var. Şeyde Selçuklular da ilginç bir şekilde... Bunu ben zaman zaman derslerde dile getiriyorum. Kardeşler pek öldürülmüyor. Öldürülmüyor. Ama amca yeğen çatışmasına girildiği zaman yeğen amcaya acımıyor. Orada da şey var aslında bakın da Melikşah'ın kavurduğu öldürmek istemediği hatta çok direndiği buna rağmen Nizamülmülk'ün devreye girerek belki bu askerler kavurt lehine tezahüratta bulunmaya başlıyorlar. Belki Nizamülmülk'ün şeyi de bilmiyoruz. Yani Nizamülmülk'ten ben her şeyi beklerim açık söyleyeyim. Yani. Nizamülmülk kurt bir siyasetçi. Yani inanılmaz derecede. Şimdi burada bu aleyhte söylenmiş bir şey değil her şeyi beklerim demek. Bir gün bu programda Nizamülmülk ya da genel anlamda Selçuklu vezirleri üzerine yani de bu, o, konuşmak istiyorum. Nizamülmülk yani şeye göre ne denir kabına göre şekil alabilen su gibi adam. Kabına göre şekil alabiliyor. Ve çok iyi yapıyor bunu. Ama çok tecrübeli bir diplomat. Tecrübeli bir adam. Yani, İyi de bir eğitim almış yani. Ortaçağ standartlarında. Selçuklu yapan temel değerlerden biri. Şimdi Gaznelilerin hizmetinde kalmış. Baltayla savaşıyor muydu onu bilmiyorum. Gaznelilerin hizmetinde kalmış. Şey eğitimi var. Ne denir? Medrese eğitimi var. Gaznelilerden ve sadece 1064'te vezir tayin edildiğinde orada başlamıyor Selçuklu hikayesi. Bana göre 1043'te başlıyor. Çağrı'nın iç idari bölgesinde Alparslan'ın yanında Alparslan'a hizmet ederek onun vezirliğini yaparak Selçuklu'yu tanıyor. İran'ı zaten biliyor. Ya bu normal ama yani her Osmanlılarda da böyle her şehzadenin bir ekibi oluyor. Yani bu işte Lala diyebilirsin Osmanlı için, Selçuklu için Atabey diyebilirsin. Ama hepsinin bir ekibi, bir lobisi oluyor ve iktidar da bunlar ciddi anlamda uğraşıyorlar. Burada en zeki olan, en güçlü olan askerin tabii geniş anlamda halkın desteğini yanına alanlar bir şekilde iktidarı ele geçiriyorlar. Bir de şimdi Amidülmülk ile Nizamülmülk arasındaki hikaye bakmak lazım. Aslında birebir bir şey içerisinde değiller ama Amidülmülk'ün Şafii Eş'arilere karşı başlatmış olduğu bir takibat süreci var. Evet Kuşeyri falan yani kaçıyor. Bayağı o bayağı Risale yani sahibi Kuşeyri. Bayağı bir enteresan arkadaşlar. Şekilde yani hatta Horasan, Şafii ulema hapishaneyi basıp arkadaşlarını kurtarıyorlar. Pek çok kaçıyor. Yani sadece ben Horasan çalıştım biliyorsun. Horasan'dan sadece 400 tane alimin o 8 yıllık süreçte ülkeyi terk ettiğini biliyoruz. 400 alim Horasan bölgesinden sadece. 400 alim çok büyük. Çok büyük. Ama Şafii Eş'ari aleyhinde bir şahıs. Hamidülmülk Kündüri, Nizamülmülk, Mutasip Şafii Eş'ari. Bir de oradan bir şekilde hani
şey var, ortaçağ standartlarında. Yani ulema desteği de pek yanında değil Amirülmülk ekibine. Değil, kesinlikle değil. Yani o sebeple Alparslan çok boyutlu olarak şeyin şanslı. De yani Nizamülmülk'ün bu kadar güçlenme sebeplerinden, güç kazanma sebeplerinden bir tanesi de o. Ama bunun mükafatını yanında. Nizamiyeleri kurduğu zaman veriyor. O da tamamen Şafii ulemaya işte teslim ediyor. İşte orada Selçuklu dengesi giriyor devreye aslında. Hanefi hanedan olarak. İşte senin de bahsettiğin Bağdat'ta Azamiye. İşte şeyde Sultaniye, Rey'de, işte Merv'de Melikşah'ın yaptırmış olduğu bir medrese yine. Muhtemelen şeyde İsfahan'da Celaliye'dir aynı şekilde. Onun adı muhtemelen. Yani her şehirde dengeyi sağlamak adına evet bir Nizamiye medresesi tayin edip kuruluyor. Üst seviyede bir Nizamiye kuruluyor. Ama onun yanında mutlaka bir ona alternatif olabilecek dengenin Şafiler lehine kaymasını engellemek adına ki kayıyor ayrı mevzu da mutlaka bir Hanefi medresesi de inşa ediyor Selçuklular. Tabii o dengeyi varsa da güçlendiriyorlar. Yapıyorum. Şimdi şeyin bir hikaye var. Ben onu hep merak ediyorum. Bağdat Nizami'yi ziyaret etmiş Melikşah. Çok beğenmiş fakat küçük bulmuş. Ben İsfahan'daki Nizami'yi merak ettim. O demek ki daha büyük. Bağdat'ki Nizami'ye her şeyin ortasındadır, her işin göbeğindedir. Ona rağmen Nizamiye'yi küçük buluyorsa... Ama şey, Nizamiye dediğimiz zaman o dönemin toplumunda da genel anlamda Bağdat akla gelir. Sonra zaten Nizamiyeliler hakkındaki bilgilerin çoğu Bağdat üzerinden tabii, biz... Gazali üzerinden takip ediyoruz zaten. Yani Nişabur, Bağdat ama çoğunlukla Bağdat üzerindendir. Biz, çünkü merkez... Vakfiye Abbas, zaten, bir tek vakfiyesi onun gelmiş. Yani 900-800'lü yılların sonlarından itibaren İlim dünyasının kutbu, parlayan yıldızı İslam dünyasında Bağdat. Bağdat. Bütün ilmi hareketler oradan dönüyor ya da hangi coğrafyaya mensup olursa olsun, Orta Asya'dan da olsa, işte Mağrip'ten de gelse, Yemen'den de gelse, o devrin ulemasının yolu bir şekilde Bağdat'tan geçiyor. Yani hacca giden iki yerden geçiyor. Ya bir Mekke'den, Medine'den geçiyor, işte Hicaz'dan geçiyor, de Bağdat'tan geçiyor mutlaka. Yani Batı'dan, Endülüs'ten gelmiyorsa... Oradan gelenler bile Bağdat'a uğruyor. Yani en azından hani Kızıldeniz'den... Yol üstünden değil yani ama. Kızıldeniz'den de diyelim gemiyle gitti hacca. Onlar haricinde mutlaka herkes Bağdat'a uğruyor. Eyvallah. Orada bir ilim şeyi var, alışverişi. Şimdi Alparslan devletin başına geçti. Aslında ilk icraat, ilk büyük icraat Alparslan'ın. Yani Malazgirt'i saymazsak çok çok büyük... Yani Tuğrul ya da oğlu Melikşah'la kıyasladığımızda Alparslan devri yani bana kızmasınlar lütfen ama aşırı ihtişamlı bir devir değil. Yani oğluyla ya da amcasıyla kıyasladığımızda o kadar ihtişamlı değil. Yoksa hiç değil demiyorum elbette. Hı hı. Fakat iki hadise var Alparslan döneminde. İki büyük hadise var aslına bakarsan. Birisi başlı başına Malazgirt. Zaten hı hı. Onu hep konuştuk, konuşuyoruz. Müstakilen de konuşuyoruz. Malazgirt hem Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi hem o batıdaki ilerleyişin tamamen direnişin Bizans'ın tamamen kırılması. İkincisi Bizans'ın artık yani Doğu Roma'nın Anadolu'daki ve Azerbaycan bölgesindeki nüfuzunun tamamen kırılması. Hatta 1075'ten itibaren 78 diyor Muharrem Hoca gerçi ama İznik Interland'ının alınmasıyla birlikte 1082'deki Dragos Savaşı'nda düşünürsen neredeyse Osmanlı dönemindeki gibi Boğaz'ın kenarı ve sur içiyle sınırlandırılmış bir Bizans'a doğru giden bir süreç başlıyor. Bu müthiş bir süreç. Bu devirde Anadolu'da pek çok beylik kuruluyor. Bu kültürel anlamda önemli eserler bırakan beylikler bunlar. İşte Mengücekliler olsun, Artuklular, Saltuklular olsun, Danışmentliler olsun. Bu yolu açan Alparslan. Ama onun öncesinde ilk büyük icraatı Ani. Ani'nin alınması işte bin kiliseli şehir diyorlar biliyorsun. Ben de yazıp çizdim birkaç yere. Muhit'e yazmıştım mesela bununla ilgili bir yazı. Bu önemli. Yani Ani niçin önemli? Bir de tabii şu efsane var. Biraz tebessüm ettirelim. Ani'nin yağmalanması hikayesini anlatıyor ya. Bizim o kubbeden atlamış bir şey çok canlı yağmalarken. Aslında Ani bir sembol şehir. Bu anlamda önemli. Yoksa hani bakıldığında Batı'da İstanbul'un fethi
çok önemli bir şey Osmanlılar döneminde. Aslında bakın da Ani'nin fethi doğuda aynı etkiye neden olabilecek büyüklükte bir fetih. Niye? Çünkü Doğu Hristiyanlığının merkezi durumunda. Doğu Hristiyanlığı dediğimiz kim? İşte Ermeniler, Gürcüler aslında bakın da Ermeniler çoğunlukta. İşte Ortodokslar da kendi arasında mezhepsel anlamda ayrıma gitmiş. Bu doğudaki Ermenilerin özellikle sahip olduğu şey ne denir işte mezhep Bizans'ı hor görüyor. Bizans da onları hor görüyor. Aslında bakıldığında aralarında müthiş bir çekişme var. Hatta Urfalı Mateus'un enteresan bir şey var. Ani'nin savunmasıyla iki Bizanslı general sorumludur. Onları anlatırken tarif ederken bu iki dinsizden dinsiz diye şey yapıyor. Yani Bizans Ortodoks artık Doğu Batı Ortodoksluğunun temsilcisi olan bu iki şahsı dinsiz diyor. Böyle bir noktada bütün o Ermeni coğrafyasının idari, ekonomik ve kültürel aynı zamanda ve dini başkenti durumunda Ani. Belki Alparslan'ın ilk defa kendini gösterdiği seferdir. Yani 1064 seferi Alparslan'ın biraz kendini gösterme, ben Tuğrul'dan sonra geldim ama amcam pek çok yeri fethetti, ben de ondan aşağıda kalır değilimi gösterme seferidir aslında bakıldığında. Çünkü doğuya gitme şansı yoktur Alparslan'ın. Çünkü Gaznelilerle ve Karahanlılarla zaten barış anlaşması imzalamış babası döneminde. Yani Karahanlılar ve Gazneli aleyhine gidemez. Zaten bir kere gidecek, o da ayrıca ölümüyle sonuçta. Ayrıca işte İslam hukuku gereği bir Müslüman komutanın başka bir İslam coğrafyasına gidebilmesi, savaşabilmesi biliyorsun fetvaya bağlı. İşte hukuki teamülleri zorluyor. Yani o fetvayı almadan gidemezsin. Ya bir gerekçe lazım sana. Ama batıya, Kafkasya'ya ilerlediğinizde bu yok. Bizans için henüz erken. Alparslan için söylüyorum. Yani Anadolu için henüz erken. Bizans zannedildiği kadar güçsüz bir devlet değil. Bunu i̇şte göze alamıyor zaten. Bizde öyle bir algı var ki Bizans çok zor bir durumda. İyice zayıflamış. Selçuklar gelmiş girmiş. İşte her fırsatta onları örseliyorlar. Selçuklular evet Anadolu'da faaliyetlerde bulunuyorlar ama yerleşmeye yönelik bir mantıkla değil. Tamamen keşif ve yağma. 30 gruba bölünmüşler. Belki daha fazla. Hepsi birbirinden bağımsız şekilde hareket ediyor. Belli bir yerde toplanıyorlar. Tuğrul Bey döneminde Kafkasya bu, Azerbaycan. Alparslan döneminde Ahlat'a kaydırılacak. Yani Ahlat'tan harekete geçiyoruz. Anadolu'nun farklı bölgelerinde faaliyette bulunuyoruz. Dönüşümüz yine Ahlat. Ama birbirimizle bağlantılı. Bir şehri ele geçiriyoruz. Turhal mesela. Aklıma geldi. Turhal'ı ele geçirdik. Yağmaladık. 3 gün kaldık. Dinlendik. Yağmaladıklarımızla birlikte çıktık. Esirlerimizle birlikte. Sonra başka bir şehir. Yağmaladık. Ele geçirdik. Şimdi Turhal'ı ele geçirdin, 3 gün kaldıktan sonra niye boşaltıyorsun diyebilir insanlar. Ele geçirmişsin, kal orada ama kalıp orayı koruyabilecek güçte değil henüz. Alparslan da bunun farkında. Ve 1064 yılında Merent'te Tuğtekin adlı bir Türkmen komutan onu karşısına çıkıyor. Diyor ki madem geldin diyor doğrudan Anadolu'ya gidelim, Bizans üzerine yürüyelim. Hayır diyorlar. Hem Alparslan hem de Nizamülmülk hayır diyor. Çünkü Kafkasları biz tam manasıyla ele geçiremeden Anadolu'yu biz elde tutamayız. Yani bizim her şeyden evvel Kafkasya'da sağlam bir şekilde tutulmamız lazım. Tabii asıl politikası başka. Yani Alparslan'ın niyeti amcasının yarım bıraktığı bir politikayı sürdü. Zaten Malazgirt mesela. Zaten çok kısa Alparslan'ın iktidar süresi. 9 yani, yıl. Toplamda Osmanlı'daki Yavuz'a biraz benzetirim ben yani. İstekli, gayretli, savaşçı hükümdarlar büyük işler başarıyorlar ama iktidar süreleri oldukça ama kısa. Ama Osmanlı'nın, sözünü kesiyorum, Osmanlı'nın bir şansı var. Balkanlara geçtikten sonra Hristiyan dünya aleyhinde genişleyebilme imkanım var. Ama Selçuklu için bu yok. Bizans ya da Gürcüler. En fazla. Bir ama de tabii şey, Şiiler konusunda işte Alparslan'ın nasıl politikası, amcasının bıraktığı yer dediğim o. Büveyhilerden sonra Mısır'daki Fatıma Halifeliğini de kontrol ettiler. Şöyle bir şey var ama. Mısır'ı niçin Selçuklar ele geçirmedi sorusunu soralım o zaman. Mısır ayrı bir coğrafya gibi. Yani siz Rey'den Mısır'ı çok fazla yönetemezsiniz. Yani mesela hadi Alparslan döneminde şartlar olgunlaşmadı diyelim ama Melikşah'ın önünde hiçbir engel yoktu bir Mısır seferi için. Ne yapmayı tercih etti Melikşah?
Hicaz bölgesini gitti, kontrol altına aldı. Yemen'i aldı, Diyarbakır'ı aldı. Ama şunu da... işte Kudüs taraflarını aldı ama Mısır şimdi tarafını... Melih Şah kaç yaşında öldü? 38. Babası kaç yaşında öldü? 40. 43 yaşında. 43, evet, 43. Toğrul 70, Çağrı 70 yaşında öldü. Alparslan öldürüldü hadi. Melikşah da öldürüldü. Yani ama şey açısından söylüyorum, hani doğal süreç açısından bakıldığında 38 yaşında bir hükümdardan bahsediyoruz. Evet, yani, oğulları daha şey, aslında bugün onu konuşacaktık, artık başka bir programa kaldı. Yani 50-60 yaşına kadar yaşadığını varsayalım Melik. 50 yaşına kadar yaşadı. 12 yılda Mısır'a gitmemesi için bir sebep yok. Yok. Çünkü bana göre Şii dünyadan ziyade Sünni dünyanın kontrol altına alınması ilk hedefti. Bir de şeyler, Sünni dünyada kimdi? Sözünü kesiyorum, bitireyim. Karahanlılar ve Gazneliler. Onları bir kontrol altına alalım. Ondan sonra demiş yani olabilirler. Biz bazı detayları kaçırıyoruz Selçuklu tarihinde. Büyük olaylar üzerinden gidip tarihi inşa etmeyi seviyoruz. Yani hamaset üzerinden, duygusallık ve romantizm üzerinden inşa etmeyi seviyoruz. Bu şey, bu söylediklerim, yani Malazgirt'in olsun ya da Bağdat'ın alınmasının küçümsenmesi, geri plana itilmesi değil. Bunlar gerçekten büyük olaylar ve romantize edilmeyi de hak ediyorlar. Bu bir kenarda dursun ama mesela Alparslan'ın 8 yıllık iktidarında pek bir şey yapmadı diyoruz ama tam da öyle değil. Yani şöyle, senin de söylediğin gibi ya bazı olaylar var. Ya o kadar oyalıyor ki sultanı. Sultan sarayına gidip oturmuyor aslında 9 yıllık iktidarında. Hiç oturmuyor. Ama senin dediğin hadise biraz böyle tarih içinde teferruat gibi kalsa da sultanı çok oyalıyor. Ne yapıyor? Mesela işte Arap hanedanlarının isyanları. Bunlarla defalarca uğraşmak zorunda kalıyor. Buna sefer üç kere uğraşıyor mesela. Kendi yılda. Kardeşiyle üç kere uğraşmak zorunda kalıyor. Orta Asya'da amcalarıyla ya da amcaları diyorum. Sonrasında o Melikşah zamanında da karıştıracak oğullarını gönderdiği bir süreç var. Amcalarıyla uğraştığı, kardeşleriyle uğraştığı dönemler var. Orta Asya bölgesinde, yani oraya yerleştirmeye çalışıyor. Ve bunların zemini Melikşah dönemindeki siyasi kargaşanın da altyapısını oluşturacak. Yani Melikşah'ın iktidarı daha uzun ama bir taraftan bakıyorsun Arslan Argun çıkıyor, bir isyan başlatıyor, öbür taraftan bakıyorsun Osman çıkıyor, bir taraftan bakıyorsun Ayas. Yani adını sahnını duymadığımız, ortalama bir okuyucunun bilmediği pek çok Selçuklu şehzadesinin ciddi faaliyetleri var ve bunlar çerçevenin bütününe giden noktada sultanların önünde ciddi bir ayak bağ. Mesela şey, çok özür dilerim, ölümü Alparslan. Yani tarihin bütünsel akışına baktığında çok basit bir hadise. Yani ortalamanın altındaki bir emir ve yendiğin bir emir hiç beklemediğin bir anda seni öldürür. Bütün sistemi yok edebiliyor. Yani bu hani küçük detaylar tarihin bütününü ve büyük çerçeveyi etkiliyordan kastım bu. Yani şimdi bir şey üzere hesap yapalım seninle. 1063'ten gidelim. Alparslan'ın tahtı ele geçirmesi. 63'te Kutalmış'la mücadele var. 1. 64'te Anadolu Seferi. 2. 65'te şeyin üzerine gidiyor, Kavurdun. 3. 65-66 Üsküp Mangışlak. 4. 67 Kafkas. 5. 68 yok. 69'da Kavurt Seferi. 6. 70 Mısır Halep Seferi. 7. 71 Malazgirt. 8. 9 yıl. İşte hiç saraya gitmiyor yani. 9. Kanuni'nin 46 yılında kaç seferi var? Hiç saymadım. 13. Ben artık yani bir şey demeyeyim. Peki, o zaman. Malazgirt yani meydan savaşı değil. Malazgirt ama Ağustos ayında konuşalım. Tamam. Bu yani, da olabilirsem inşallah. İnşallah oluruz hep beraber yine. Zaten seni zaman zaman çağıracağım buraya. Düşünüyorum yani, umarım gelirsin. Normalde biz bugün şeyi konuşacaktık yani... Melikşah öldüğünde Sencer kaç yaşındaydı? Melikşah'ın ya, oğullarını konuşacaktık. Aslında şey yani, ama zaman biz, su gibi akıyor, gidiyor. Kaçıncı program oldu bilmiyorum benim. Hep buraya kadar geliyoruz. İşte ilk başta başlangıç böyle buraya ama kadar. Bir dahakinde... Yani bundan sonrasında hiç gidemiyoruz. Bir dahakinde doğrudan şey yapalım. Melikşah ve sonrasını konuşalım. Sencer'i konuşalım. Yani Köymen Hoca
Sencer dönemi için ikinci imparatorluk çağı diyor. Ama sorsak insanlara, işte ortalama bir okuyucuya, Sencer hakkında dizi olması adını bilmeyecekler. Yani böyle hemen hemen hiçbir şey bilmiyor. Berk Yaruk desek patlıcan yemeği zanneder insanlar. Evet. Ama şimdi farklı düşünüyoruz. İnşallah en azından düzelir. Evet, değerli izleyicilerimiz. Zaman su gibi aktı geçti. Çok güzel, çok verimli bir program oldu. Benim ilk programım, bundan sonra devam edecek. Eğer bir kusur etmişsek şimdiden affola. Ben programın sonunda Cihan Hocam'ın kitaplarını bir kez daha göstereyim. 4 dakikalık bir zamanım kaldı. Bu kez sondan başlayayım. Yeni bir devrim başlangıcı Büyük Selçuklular. Büyük Selçuklu tarihinin, o bugün konuştuğumuz konular, işte Selçukluların ortaya çıkışı, mücadeleleri, Dandanakan Savaşı, Tuğrul Bey dönemi, ardından Alparslan, Melikşah, Melikşah'ın çocukları, yani Selçuklu Fetreti dediğimiz dönemde Sultan Berk Yaruk, Sultan Muhammed Tapar ve Sultan Sencer'le birlikte Selçukluların sükuta ermesi sürecini anlatan güzel bir çalışma. Ortasında görseller var, işte Sultan Selçuk Bey'e izafe edilen türbe var, Sultan Sencer'in türbesi var, Selçuklu haritaları söz konusu ve çok değerli bir çalışma Cihan Piyadeoğlu'nun Büyük Selçuklular. Bunun dışında Erdem Yayınları'ndan, Tarihi İnsan Yazar serisinden çıkan İnsanlığın Sığınağı Sultan Alparslan çok değerli bir çalışma. Yine Sultan Alparslan Fethi'nin babası bana göre artık Selçuklu tarihinde kült çalışmalardan birisi haline gelecek. 11. baskıyı yaptı geçtiğimiz hafta içerisinde. Çağrı Bey, bugün konuştuk. Belki Selçukluların sultanı olsaydı Selçuklular çok daha farklı bir seyir mi takip ederdi? Doğu devleti olurduk kesin. Ya da tekrar batıya değil de, çünkü Tuğrul Bey yönüne hep batıya dönmüştü. Orta Asya'ya, o eski daha geçmişteki Oğuzların köklerinin ortaya çıktığı coğrafyaya mı tekrar dönüş yaparlardı? Belki de öyle olurdu. Ama Çağrı Bey, Selçuklu tarihinin en önemli figürlerinden, isimlerinden birisi. Ve tabii ki bu alt başlığında da yazdığı, hocamızın da söylediği gibi Selçukluların kuruluş hikayesini anlatıyor. Ve en nihayetinde ilk çalışması, göz ağrısı, doktorası, Güneş Ülkesi, Horasan, Horasan bölgesinin tarihini anlatan çok önemli. Tabii Horasan bölgesi geniş bir bölge, geniş bir coğrafya. Selçuklu öncesi var, İslam öncesi var, Selçuklu dönemi var ve Selçuklu sonrası var. Her bir dönem ayrı ayrı değerlendirilmesi, kendi içinde değerli dönem Selçuklu dönemi. Ve ben kendi iki kitabımı göstereyim. Ben pek çoğunuz biliyor. Dervişler, Fakihler, Gaziler. Yapı Kredi'den yayınlanmış bir kitabım. Bu konuyla ilgili de ileride konuk misafir edeceğim. Gerçi insanın kendi çalıştığı konuda konuk ağırlaması çok farklı bir duygu olsa gerek, ama çok daha keyifli olabiliyor ve bu dönemi çalışan çok kıymetli dostlar var. Ve benim son yeni kitabım Adalet, Dürüstlük ve Bereketin Temsilcisi Ahiler, Erdem Yayınları'ndan çıkan bir kitap bu. Evet sevgili dostlar, programımızın bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Doğudan Batı'dan tarih programı her cumartesi 21 ile 23 arasında farklı konularla, farklı konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar diliyorum.